kalemlerin değişmesiyle harflerin amelleri değişimi bir şey söyledi galiba bu. Kalemlerin değişmesiyle harflerin tesirleri değişir dedi. Aynı şeyi dillerin değişmesiyle tesirler değişir şeklinde de söyleyebiliriz. Yani bir kelam söylendiğinde, bir şey okunduğunda dil değişirse tesir de değişir. Bunu nasıl anlarız? Yani bir şey üzerinde himmeti o kadar kuvvetli, bilgisi yerli yerince olup da kalemde bir harfi yazdığında, o harfleri yazmak meselesinde, harfler ilmi konusunda yazdı. O harfi yazdığı zaman yazılan harften açığa çıkacak aleme veya ne amaçla, ne kasıtla yazıldıysa aleme çıkacak tesir kişinin kamilliği ile alakalıdır. Kamil bir insan yazdığında o tesir kamil olarak açığa çıkar. Çömez bir insan yazdığında onun tesiri o kamilin yazdığının yaptığı tesir gibi çıkmaz. Aynı şey dilde de geçerlidir. Yani kamil bir zat herhangi bir hususta, misal veriyoruz, bir insana bir şifa mahiyetli bir okumada. Kamil bir insan şifa mahiyetli bir Fatiha okusa, hasta üzerine üfürse o kişi Allah'ın izniyle şifa bulur. Ama o kemalet olmayan insan bir değil bin Fatiha okusa onun gösterdiği tesiri yapamaz. Açığa çıkaramaz. İşte kalemlerin değişmesi gibi dillerin değişmesi de fark eder. Evet.